Hayırlı sabahlar. O hal KHK meselesi sanki hallolmuş gibi baksa da kimileri böyle bir gündem yokmuş gibi hayata devam etseler de bu problem ürettiği sonuçlarla birlikte hala devam ediyor. Ve bu konuyu da gündemde tutma gayretimiz devam ediyor. Bu çerçevede Saadet Partisi Genel İdareli Kurulu Üyesi Muammer Bilgi için son olarak önemli değerlendirmeleri çıktı Yeni Asya'da. Sümeyye Işıkçı'nın kendisi yaptığı mülakatta şunları ifade etti Muammer Bey. Konuşulması gereken bir 15 Temmuz kalkışması var. OHAL sürecinde ve OHAL uygulamalarının fiilen devam ettiği bu süreçte kalkışmanın her yönüyle konuşulduğunu düşünmüyorum. 15 Temmuz kalkışması tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulmalıdır. Mecliste oluşturulacak bir komisyonla ilgili kişiler herhangi bir istisnaya tabi olmaksızın, karanlık bir nokta bırakmaksızın dinlenmelidir. Malum daha evvel mecliste kurulan komisyonda dönemin genelkurmay başkanı ve MIT müsteşarı komisyona gidip de yüz yüze ifade vermediler, sorulara cevap vermediler. Tüm dünyada uluslararası güvenlik birimlerince aranan terör şüpheli sayısı Muammer Bey devam ediyor. Tüm dünyada aranan terör şüpheli sayısı 300 bin kadarken Türkiye'de terör suçlamasıyla işlem gören insan sayısının 2020'den sonra devam eden uygulamalarla 2 milyonu geçmesi, kamudan ihraçların da 200 binin üzerine çıkması, bir suç örgütüne karşı mücadelenin sınırlarını aşan hukuk dışı, akla aykırı, vicdanlara sığmayan bir dönemin yaşandığını göstermektedir. 15 Temmuz kalkışması o gece bastırıldığı halde iktidarın 15 Temmuz sonrasında Türkiye'yi tam bir hukuk devletine dönüştürmek, demokrasiye sahip çıkmak, halk iradesinin daha etkin biçimde yönetime yansıması için zemin oluşturmak yerine bastırılan kalkışmayı Allah'ın bir lütfu olarak nitelendirip 20 Temmuz'da o hal ilan etmesi, Akabinde muhalif olmakla yasa dışı olmak arasındaki farkı sıfırlaması, yerel yönetimlere kayım ataması, kamuda ve özel sektörde çalışan çok sayıda insanı ağaç kökü yemeye mahkum etmesi, o hal şartlarında parlamenter rejimi tasfiyesi, kendilerinin ve yandaşlarının cennetleri için ülkeyi adeta cehenneme çevirmiştir. KHK meselesi nasıl çözülmeli? Muammer Bey diyor ki yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının zedelendiği aşikardır. Ülkemiz hukuk endekslerinde Orta Afrika ülkeleriyle aynı kategorilerde yer almaktadır. Ülkemizin en önemli ve başta gelen sorunu adalettir. İlk yapılması gereken ülkemizin taraf olduğu uluslararası kurum ve kuruluşların temel ve hak ve özgürlüklere dair kararlarına uymaktır terör ve terör örgütü üyeliği gibi suç tanımlarının geniş ve keyfi yorumlanmasından kaynaklanan mağduriyetler giderilmelidir. İrtibat ve iltisak gibi netlik içermeyen tanımlamaları kapsayan tüm mevzuat maddeleri ilga edilmelidir. O hal inceleme komisyonu lağvedilmeli ve kararları yeniden incelenmelidir. Takipsizlik ya da beraat kararı almış tüm kişilerin hakları iade edilmelidir. Tüm bunlardan daha önemlisi, kimsenin kimseye kimlik ve inanç dayatmadığı, bedenin, emeğin, inancın sömürülmediği, tabiatın yağma ve talan edilmediği, üniversitelerin bilim ve düşünce üretebildiği, gelir dağılımında ve kaynak kullanımında, vergilendirmede ve ücretlendirmede adaletin gözetildiği, gençlerimizin gelecek kaygısı hissetmediği, kimsenin onurunun incitilmediği ve umutlarının çalınmadığı tedavi hakkının yok sayılmadığı bir Türkiye için hep birlikte daha çok çalışmalıyız. Saadet Partisi'nin bu konuda bir duruşu var KHK'larla ilgili ve altılı masa ortak bir duruş, bir söylem ortaya koymalı noktasında da Muammer Bilgiç diyor ki Karamallıoğlu'nun KHK mağdurlarının feryadı arşa alaya uğraştı, ulaştı. KHK meselesi toplumsal vicdanı zedeleyen ve 6 yıldır kanayan bir yara, KHK mağduriyetlerinden son vermeye ve adaletsizliklere dur demeye kararlıyız demiş idi yakın zamandaki bir beyanında. Ve altılı masa bu konuda ne diyor, ne demesi lazım? Muammer bir konuda da şunları söylüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi anayasayı, yasaları, kuralları ve kurumları etkisizleştirmiş, hükümet ve devlet arasındaki farkı bulanıklaştırmış, yönetimde keyfiyle getirmiş, yerel yönetimlerin varlığını zayıflatmış, çoğulculuğu hepten bitirmiş, zaten sermayeye çalışan ekonomiyi tam anlamıyla yandaş ekonomisine dönüştürmüştür. Toplumun büyük bir kesimi nefes alamaz hale gelmiştir. Tüm bu süreçte adalet mefhumunun zedelenmesi, birçok kişinin hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması, tutuklamaların istisna olmaktan çıkarılması, idari hukuk adı altında yapılan uygulamaların ceza hukukunda verilen en ağır cezalardan daha ölümcül olması elbette Altılı Masa'nın gündemindedir. Hem 22 Şubat 2022'de yapılan güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatı hem de devam eden Altılı Masa toplantılarında özel olarak KHK mağdurları ibaresi geçmemiş olsa bile demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi çağrısı, ülkemiz insanının yaşadığı tüm mağduriyetleri giderme kararlılığıdır. Genel Başkanımız, partimizin başkanlık divanı ve diğer karar organları hem KHK'lıların yaşadığı mağduriyetleri hem de diğer yurttaşlarımızın mağduriyetlerinin seslendirilmesinde, gündeme getirilmesinde ve çözümünde üzerimize düşeni yapmaktan imtina etmemektedirler. Bu kararlılığın altılı masanın açıklamalarına da yansıyacağına inanıyorum. 21 Ağustos buluşması ve açıklamasında bu yansımayı görmedik. Temennimiz bundan sonraki buluşmalarda, bundan sonra verilecek mesajlarda, altılı masa adına yapılacak ortak açıklamalarda bu konuların da gündeme getirilmesi ve çözüm noktasında mesajlar verilmesidir. Bu kanayan yaranın durdurulması, sarılması, tedavi edilmesi, haksızlıkların giderilmesi, mağduriyetlerin sona erdirilmesi noktasında çok yoğun bir beklenti var. Altılı Masa'nın diğer toplumdan yükselen talepler gibi bu konuya da duyarsız kalması düşünülemez. Ve öngördüğü, önerdiği sistemde zaten çözüm ihtiva eden formülleri kayda geçirmiş durumda. Ama mevcut haliyle 15-20 Temmuz sürecinin yol açtığı mağduriyetlerin giderilmesi noktasında da acil mesajlar bekleniyor. Bu beklentinin en yakın zamanda karşılığını bulması dileğiyle yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.